Fenerbahçe maçında yaşananları nasıl buldun? Yani sağda oyuncular kendi adaletlerini kendileri sağlamaya yoluna gitselerdi yani bir halı maçı çıkacak bir ortam olursaydı daha kaniyetli kararlar çıkabilir bence. Galatasaray özelinde buradan alabileceği bir 3 puan çok başka şeylere yol açabilir. %74'te pas isabet oranı var hı hı. Nijeryalı oyuncunun. Pas isabet oranı birazcık düşük geldi bana ama. bakayım. Çok vermiyor bir... o yüzden. <laughs> Kendini sıkarak ve kapatarak topun falso almasını sağladı. O da çok hı. önemli yani Pıstı. vurmaya çalışsa olmayacak. <laughs> başladı program. Nasıl başladı? <laughs> dümdüz başladı. Hoş geldiniz demedin ama. <laughs> Değil mi? Onu ölüm. Başladı. Ama hep aynı başlangıcı yapıyorsun. Yani farklı bir şey istiyorum. Farklı bir şey size. mi yapayım? Evet. Farklı aç. Farklı aç. Oha güzel çalışç oldu. Farklı aç. aç. ekranların hoş geldiniz. Hep aynı. Onunla hep aynı oldu. Efendim hoş geldiniz. Efendim mi? İzleyiciler için sana Hı. demedim. İzleyicilere Hı. söylüyorum. Anladım. Söyleyemez mi? Hoş miyim? geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyi misiniz? <laughs> gördüğünüz gibi maç maç e, bakmak için Berkay'ın açamadığı programı başladık. Açacaktım ama izin vermedi. Yani. Ya maç şaisiniz. sayısı az olunca şimdi şu altta gördüğünüz e, izleyicilerimizin altta gördüğü Tabii. maçların sayısı 2. Evet Neden 2? Şu sebepten ki e, Galatasaray-Trabzon zaten birbiriyle oynuyor. Evet. Bir maç o. Güzel Onu koyduk. mantıklı. Fenerbahçe bay geçti. Bu hafta maçı yok. Hı hı. Haliyle onun maçı konuşulmayacak. Ama Fenerbahçe'nin şey Fenerbahçe genel performansına değiniriz ama. Değinebiliriz bence. tabii. Genel performansa... Fenerbahçe'de izleyicilerimiz de çıkmasınlar videodan değil mi bu tabii cümleden ki, sonra? Tabii ki. Tabii ki. Değinebiliriz. Hani hangi genel performanstan söz edeceğiz bilmiyorum ama. İşte. Bir performanstan i̇şte. söz Mutlaka edeceğiz. Mutlaka bahsetmek Beşikler lazım. beşiktaş Sivas'ta yaptığını gene önemli karşılaşmalarından biri. Güzel bir maçlar var. Dipnot'ta Alanya-Gaziantep maçına. O da güzel maç. Onu da değiniriz sonlara doğru ve çünkü Alanya-Antep'te yani ligin Sağlam maçlarından biri olacak. E, Fenerbahçe şimdi Trabzon'a geçmeden önce Fenerbahçe maçında yaşananları nasıl buldun? Yani sahada oyuncular kendi adaletlerini kendileri sağlamaya yoluna gitselerdi. Yani bir halı saha maçı gibi bir Hı -hı. ortam olursaydı daha kaniyetli kararlar çıkabilirdi bence. Güzel hakem yoktu. Hakemin olmayışı bile daha pozitif bir etki yapabilirdi. Yani fiziken olmayışı ya, bile hakikaten bıktık ama yani şöyle bıktık. Biz hani oyun konuşalım istiyoruz. Diyoruz ki yani Okan Buruk neyi doğru yaptı? Erol Bulut ne yapacak falan. Maçın önüne geçti ve uzun bir dönem ben herhangi bir maçın önüne geçebileceğini zannetmiyorum. Çünkü uzun bir dönem maç alamayacağı konuşuluyor zaten. Önüne geçeceği bir maç olmayabilir. Yani Önce. çünkü hakikaten bundan bıktık. Zaten pandemiden dolayı bir eğlencemiz var. Taraftar e, yok tribünde. oyuncular e, kendilerini düşünüyorlar ailelerini düşünüyorlar sağlıklarını düşünüyorlar e, birçok sorunla uğraşırken futbol zevkimizi elimizden alıyorlar ben Bu hala çok... motive izliyorum mesela maç başlamadan evet maç evet, var izlemeye çalışıyoruz. Evet, en izlemeye çalışıyoruz çalışıyoruz biz de sizin için maç maç bakıyoruz eğlenceli hale getirmek istiyoruz normalde kazanan takımlar bir sonraki hafta yine oynamak isterler yani Hı -hı. bay haftası çok memnun etmez takımlar ama Fenerbahçe için ben tam aksini düşünüyorum. Çok zamanında bir şey. Yani bu ara iyi gelecek Fenerbahçe. E, çok iyi gelebilir çünkü sakatları dönecek. Evet. İlk 11'de yani en nihayetinde ilk 11'de 7 oyuncu geri dönüyor Fenerbahçe'ye. bir de yetmiyormuş gibi Ozan'da da Covid-19 COVID pozitif çıkınca ciddi bir sıkıntı yaşanır Fenerbahçe. Ama şu dip da söylemeden edemeyeceğim. Caner Erkin'in Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu tabii. olduğunu. Herhalde Başakşehir maçından sonra çok daha iyi Erol e, bir kez daha algılamış olabilir bunu. Tiyama bir top kesti şu hareketle. Çok raket gibi sol ayağı var. Hakikaten inanılmaz Güzel bir olsun, amacımız o. Şimdi Trabzon Galatasaray maçıyla maç maça başlıyoruz. 15. haftaya giriş yapıyoruz. Aha. Şimdi abi Galatasaray Göztepe önünde ilk 15 dakikada belki de sezonun en iyi futbol maçındı bana göre. E ee, daha sonra Göztepe'nin golü birazcık e, oyunu e, dengeye getirdi ama sonuçta Galatasaray kazandı. Trabzonspor'da Hatayspor önünde hiç kazanmayı Umut ettirmediği, taraftarın umut ettirmediği hı. anda Vitor Hugo'nun golüyle 1-0 ee, galip geldi. Yani müthiş bir yükseliş. Ronaldo çıktı zannettim kafaya. Bir ara hiç inmeyecek <laughs> zannettim aşağı. Orada kaldı böyle. 5 dakikada kaldı. Çok güzel kafa vuruşuydu. Ya. Yani iki farklı sistemi oynayan, hı hı. iki farklı takımın karşılaşması diye ben düşünüyorum. Yani topa daha çok sahip olan takım evet Galatasaray ama Trabzonspor'da çok iyi takım savunması yapıyor. Önce bir yorum yapmak ister misin yoksa kadroları aktaralım? Kadroları mı? aktaralım daha iyi olur. Kadro üzerine de konuşuruz. <laughs> Galatasaray'ın muhtemel 11'ini o zaman hemen e, sizlere aktarıyorum. Kalede Okan'ı bekliyoruz. bekte Omar, stoper ikilisi Marka Donk. Bildiğiniz üzere Marka Hanım cezası bir maç olarak açıklandı. Hı hı. Ve bu karşılaşmada forma giyebilecek. Luyendama mı Donk mu? Donk. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sol bekte Saracchi'nin forma giymesini <laughs> bekliyoruz. Orta sahada Taylan Antalyalı, Belanda ve Emre Kılınç üçlüsü yine forma giyecek. Sağ açıkta, Fegüli sol açıkta. Arda Turan, <laughs> Trabzon'u <mu> bekliyorsun yoksa? <laughs> Sizinle istersen biraz konuşalım, Trabzon'u biraz daha sonra alabiliriz yani. <laughs> Şöyle, as oyuncular döndü. Ee... <laughs> as oyuncular döndü ve biz Göztepe maçında hem Belhanda hem Arda'yı aslında beklemiyorduk aynı anda. <laughs> Fatih Hoca koydu ve çok da iyi oldu. iki oyuncuyu birden oynatması. Çünkü hem sonuç hem de sonuçtan bağımsız olarak oyun gücü Galatasaray'ın dediğim gibi ilk 15 dakika. Sezonun en iyisi olmasa da en iyilerinden biri diyebilirim. Hı hı. Çünkü Galatasaray'ın çok iyi 15-20 dakikaları var. 15'er 20'er dakika. Bu maç üzerinde ee, bir kere çok değişik bir maç izleyeceğiz Berke. Yani çok merak ediyorum. Çünkü Abdullah Avcı ve e, takımı Trabzonspor, Abdullah Hoca geldiğinden beri daha başka bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor. O nedir? Hep beraber bütün halinde savunma yapmak ve topun arkasında doğru durmaya çalışma. Trabzonspor'un son iki sezondur belki de şampiyonluğu kaçırmasına sebeplerden bir tanesi budur. Takım savunması. Maalesef. Hep anlattık, hep anlattık. İki yıldır Stopper anlatıyoruz. stoper ikilisi. Bu sefer stoper ikilisi iyi. Yani Edgar'da, Vitor Hugo'da bence iyi stoperler. Sağ bekte biraz Pereira artık Serkan'la yarışa giriyor. Birazdan kaldırıda gelecek ekrana. Ama Trabzonspor takım savunmasını iyi yapacak yine. Beklediğimiz o. O savunmanın arkasına çekilecek, kompakt bir şekilde bekleyecek. Galatasaray'da sabırlı oynamaya çalıştığı zaman vitesi baya baya düşürebilen bir takım. O yüzden çok yüksek tempolu ilk yarı için özellikle düşünüyorum. Yüksek tempolu olmayabilir. Çünkü iki takım da kaybetmek istemeyecek. Tabii bir puan. Yani berabere kalsa takımlar için iyi olabilir. Beşiktaş alttan geliyor tabii ki. Galatasaray özelinde buradan alabileceği bir 3 puan çok başka şeylere yol açabilir. Çünkü deplasmanda Galatasaray'ın o tarz galibiyetleri bu sezon oldu. Mesela Sivas'ı yendi Galatasaray. Rize'yi yendi. Rize'yi yendi. Yani iyi oynayarak yendi. Pandemiden dolayı artık tribün baskısı olmadığı için her herkes şey her yerde her şeyi oynayabiliyor. O yüzden çok merak ediyorum bu maçı. Nasıl kilit noktaları ne olacak ve hocalar neler yapacak? Fatih Hoca kenarda yok ama 5 evet, maç direktifleriyle aldı. nasıl çözecek? Ve yedek kulübeleri ne kadar etkileyecek edecek? Şimdi 5 oyuncu değişikliği var artık. Hep bahsediyoruz bunu pandemi sezonunda. Artık basketbol koçu gibi hocalar. Abdullah Avcı da Galatasaray'ı tanıyor. Fatih Hoca Trabzonspor'u tanıyor. Yani bir özel çalışır Orada evet. Orada <laughs> sanki bu tarz maçlarda şöyle oluyor ya. Sürpriz bir hamle, sürpriz bir isim. Trabzonspor'da atıyorum Baker çıkacak uzaktan. Bir atacak. Ya da Galatasaray'da diyelim Omar çıkacak, bir gol atacak gibi. Çok sürprize açık bir maç gibi geliyor bana. Bireysel oyuncu performansı olarak. Bunu niye diyorum? maçı oynadığımız zaman kafamızda hep birbirini kitleyen iki ikili üçlüler evet, görüyorum. eşleşmeler belli. Aynen. Abdullah Hoca biliyor ki Galatasaray üçgenlerle geliyor. E onları bir set koyacak. Galatasaray biliyor ki Trabzon hızı çıkıyor. E, Enwakame'i Omar'la ve yanında Belhanda'yla e desteklemeye çalışacak. Dong ya da Luyendam oraya kayacak. kayacak. Hani böyle bir sürekli üçgenler göreceğiz sağ içinde. O da sürpriz oyuncuların doğmasına yol açabilir. Atıyorum belki de at parmak o boşluktan bir dripling gibi, yapıp böyle gibi. gidecek. Yani öyle gibi. bir maç olur gibi geliyor bana ve çok da bir birinden uzak bir skor beklemiyorum. Hani iki farklı, üç farklı iki takım açısından da. Dengeli bir maç bekliyorum. Eee Trabzonspor'un 11'ine de böylece pas atmış olduk parmak diyerek. Ben Taylan'a geçecektim ama öyle <laughs> mi ettik oyuncumuzla tamam, çünkü. E, Taylana geç. <laughs> Aa doğru onu yapıyorduk biraz, doğru. Lütfen işime karışma. Maç maç yapmaya yapmaya tabii. Olabilir. Olur. Taylan Antalyalı'nın istatistikleri şu anda ekrana geliyor. 13 Geldi. maçta forma giydi Taylan. Bir gol, bir asisti var ki o asisti de Göztepe maçında yaptı. Hakikaten Feguri'ye çok güzel bir savunma arkası pas attı. Şutu maç başına çektiği şut belki birazcık düşüyor olabilir 0.7. Taylan'ın biraz daha fazla denemesi <laughs> gerekiyor bence. Pas sabit oranında %88. Yani dener aslında Taylan ama şu var oynadığı sağ iç sol içler Taylan'dan topla biraz daha iyi iş yapan oyuncular olduğu Hı -hı. için servisi tercih ediyor. Evet. ve hocanın istediği o Tayland'dan belki oyunun yönünü hızlı değiştirmesi. Zaten varlık sebeplerinden bir tanesi o Tayland. Sağdan sola, soldan sağa çabuk bir şekilde pas tasarlaması. Çünkü orada olması. Donk oynadığı zaman Donk ağır kalıyordu hatırlayalım. Evet. Fernando o çok iyi yapıyordu. O dünya çapında ya, o bir zaten, zaten Melo ile Fernando o işi e... 30'a 40'a ağzına atar top. Yani o bambaşka bir şey. Ama Taylan'dan beklenen tam olarak şu an için ama Rize'de yaptı. Daha çok yapması lazım. Evet ama biraz servis bekleniyor şu an için. Kendini geliştirdiği zaman ben Tayland'ın gol sayısını Kısa da çok canlısı. iyi. Ee, Uzunda da yavaş yavaş kendini geliştirmeye başladı. Birazcık daha tabii iyisi Sürprizleri lazım. Sürprizleri var Taylan'ın. Yani hiç beklemediğiniz anda beklemeniz bir pas atabiliyor. O da takımı, tüm takımı rahatlatan bir hareket olabiliyor. Zaten o teknikte bir oyuncunun orada oynamasının sebebi tabii. o. Hani Baker da mesela o açıdan çok yetenekli bir oyuncu. Ee, uzun toplar işte bu maçta ön liberoların yapacağı o sürprizler, e, sürpriz oyuncuları kaçırması... Yani bayağı sürprizli bir maç bizi bekliyor diyebilir Trabzonspor'un muhtemel 11'ine hemen aktaralım Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz Trabzonspor'da Sağ bekte Serkan Stoper ikilisi zaten artık kemikleşmiş bir ikili Vitor Hugo ve Edgar Sol bekte Marlon Bizi Arçın Şota'ya benzetmiş izleyicilerimiz <laughs> Gerçekten Bizi <laughs> Arçın Şota'ya Arkadaşlar aramızda 20 santim boy farkı var Nasıl Aramızda Arçın? 10 yaş var bir de <laughs> <laughs> Santime niye giriyorsun? <laughs> Doğru söylüyorsun. Nasıl ikiz olabiliriz? <laughs> Olma şansımız yok <laughs> ya. Yani. Ama bu senin için daha bir iltifat gibi olmuş. E tabi ben sakalları kesince senden zaten genç gösteriyor. <laughs> evet, yani benim senin de saçların beyaz. beyaz. gibi adamsın. Neyse devam, <laughs> devam edelim. Geri dörtlü bu şekilde Trabzonspor'da. Orta sahada e, 6 numara pozisyonunda Baker, sağ içte Flavio, sol içte Abdülkadir Parmak, sağ önde Ekuban, sol önde Vakayeme, forvette de Canini forma giyecek. Canini Afobe'yi kesti. Kesti ve bence Afo ile ilgili soru işareti vardı. olarak da Canini daha enteresan bir oyuncu. E Canini bilekleri evet. daha ince, daha hareketli. Afobe biraz daha ayağını isteyen, biraz daha sette iyi olan bir oyuncu. E, Trabzon'da direkt set oynamıyor. Trabzon çabuk topu çıkacağım. aldığı zaman çabuk çıkması lazım. Canini o oyuna daha uygun. Zaten kime atmıştı o golü? Rize'ye mi? Rize'ye çekti bir daha çalım attı. Gökhan'ı havada geçti. <laughs> i̇nanılmaz i̇şte. bir çalımdı o. Yani ee, çok yetenekli bir oyuncu ama son vuruşlarda bazen o da denge e, unsuru biraz yani devreye giriyor Sol lobtan sonra oraya kim gelirse gelsin hep tabii. bir tartışma konusu tabii. olacaktı. Ee, i̇ster istemez. Ama burada söz Vakame, tabii parantez açmak lazım bu maç üzerinde. Çünkü Mvakame e, sakatlık yaşadı. İnişi çıkışlı bir performans. Geçen seneki Mvakame'yi biraz aratıyor. E, ama böyle maçlara iyi hazırlanan bir Mvakame. Ki Omar'ın da mesela evet savunması iyi ama Omar tek hamlelik bir bek. Geçtiğiniz zaman zaten e, alt edebileceğiniz bir bek yani. Hatırlarsın o bir 4-1'lik maç vardı hı hı. sezon başında Tudor hı hı. zamanıydı galiba. E, Trabzonspor Galatasaray maçı sezonun ilk haftalarında Vakayeme'nin bir performansı vardı Mariano'ya karşı ki Mariano da o zaman iyi dönemindeydi. E, hakikaten problem yani çıkarabilen maça... sıkıntı veren bir oyuncu tipi Vakayeme. Tabii özel oyuncular bu maçta devreye girecek tabii. Emre de onlardan biri. E, İstatistikleri i̇şte ama... ne istersen bakalım. aktaralım. Mekame'yi e, mi aldık? Bakayım ya. Aa ben bilmiyordum bunu. Gerçi bak <laughs> doğaçlama oldu. Güzel oldu. İşine karışmak gibi olmasın ama. <laughs> 10 <laughs> maçta forma giydi Vakayeme. 3 gol Allah bir Allah asistlik Allah. performansı evet. var. Maç maçı maç başı <laughs> maç maça 4 ma Maç maça davet ediyoruz hep %74 de pas isabet oranı var. Nijeryalı oyuncunun pas isabet oranı birazcık düşük geldi bana ama Bakayemi çok sadece... vermiyor o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bir top daha lazım değil mi Vakayeme? Tabii. Onu alıp devam Ama edeceğim. O hani hakikaten topu ayağına aldığı zaman bir de güçlüyse sahada alabilene aşk olsun. Ya zaten onu hissediyorsunuz. Bir oyuncu güçlüyse kendi potansiyelini de bilir ve ona göre iki kişinin arasına girebilir. Emre Kemal ne zaman içe içe çekip veriyorsa bil ki o gün çok canı istemiyordur Emre. Ama bu maç öyle bir maç değil. Gidecek yani. Bu yani. Maç... Bir de Trabzonspor açısından kırılma maçı. Tabii. Yani şimdi kazana kazana gidiyorsunuz, İyi oynuyorsunuz, kötü oynuyorsunuz. Ama, ama bu dönemde skor alıyorsunuz. Abdullah Hoca da hep ona vurgu yapıyor. Bu dönem biz artık e, bazı maçlarda diyor bir duran top dedi mesela açıklamasında. Bir çıktı vurdu. E, bir bir oyunla çözebiliyorsunuz maçı. Çok değerli üç puandı. Galatasaray maçından da 3 puanla ayrılırsa Trabzonspor o zaman işte hem Abdullah Avcı rahatlayacaktır. Hem de Trabzonspor devre arası takviyeleriyle de ikinci yere daha umutlu bakacak. Şimdi kupada yok. Lige odaklı bir Trabzonspor iyi hamleler yapılırsa tekrar o yarışın içine girebilir. Çünkü lig daha kopmadı. E, lig çok zaten kırılgan. Daha çok var yani bayağı maç var. O yüzden bu maç Trabzonspor için Galatasaray e, öneminin daha üzerinde. Trabzon açısından daha önemli bir maç. O zaman Beşiktaş-Stilas maçına geçelim mi? Geçelim. Beşiktaş kazana kazana devam ediyor. Ankara Gözdepli Deplasmanı'nda da yani Alkaloğucu'nun dediği tarzda bir galibiyet aldı aslında. Bir duran top çıktı. Vida kafayı vurdu. Ee, Biraz belliydi ama gole kadar. Öyle yani geçtiği maç. Beşiktaş. Evet, evet. Yani o bu önemli bir şey. Şimdi bazı maçlar pozisyona girmesen de Kazanacağını... onu hissettirirsin. Yani e, gol kokusu gelir. Ve Vida o yani kafayı atmasa belki 5 dakika sonra gol gelecekti. Öyle bir maç. Çünkü yetenekli ayaklar. Mesela Gezal'ın o ortası yani Türkiye'de onu yapacak oyuncu sayısı azdır. Görünüşte normalde şey bir orta gibi o. Aldı içeri kesti öyle değil. Öyle Kafası bir noktaya düşürüyor koydu. ki oraya kim gelse yani çarptırsa gol olur öyle oldu zaten. E, vida da kafasını çok güzel ayarladı orada. Kendini sıkarak ve kapatarak topun falso almasını sağladı. O da çok evet. önemli. Yani Kız vurmaya de. çalışsa olmayacak. Kendini yok etti orada durdurdu ve o top kafasına çarpıp gol oldu adeta. O da çok değerli bir şey. Vida tecrübesinde bir oyuncunun yapacağı bir... Şeydi bu. Biz iki hafta önce Vida artık devreye girmeli dedik. İki haftadır gol, gol atıyor. atıyor. <laughs> Bakalım artık kimi tuttuysak e, yükseliyor. Ee, ilk muhtemel ilk 11'ini <laughs> sayalım Beşiktaş'ın. Kalede Ersin olacak. Sağ bekte Roziye, Stoper ikilisi, Wellington ve Vida'dan e, oluşuyor. Sol bekte Rıdvan görev alacak. Josef Atiba Mensah ikili üçlüsünün bozulacağını düşünmüyoruz. Sağ önde Gezal, sol önde Larin, ileride de Abubakar. Ben düşünüyorum. Dorukan mı oynar? <laughs> Peki ben içeride kadro yaparken ben neden düşünüyorum. Bu o senin kendi fikrin. Ben düşünüyorum. Çünkü 2-3 günde bir maç yapan takım öyle çıkmaz belki. Dorukan mı oynar? Dorukan oynar. Başka sürpriz oyuncu Oğuzhan oynar. Oğuzhan'la mı başlarsın? Bence başlayan düşünmüyorum Oğuzhan'la. Yok ben seni trollüyorum şu anda. Da. Bu üçlü oynar diyorsun yani. Yani tabii ki o üçlü oynama ihtimali yüksek. Ama orada Oğuzhan olmasa da göreceğimiz isim Dorukan olabilir. E evet, Dorukan yani tabii. çünkü A birkaç günde bir maç şimdi bir de şöyle bir şey var. Muhtemelleri yazarken ya da oyuncuları değerlendirirken Genelde şu atlanıyor, Oyuncu adalesi çekebilir, oyuncu kendini hissetmeyebilir, 2-3 günde bir hoca bir şey düşünüyor olabilir. Fenerbahçe nasıl sürpriz bir kadroya çıktı, Başakşehir nasıl sürpriz bir kadroya çıktı. Bu dönem pandemi döneminden dolayı sürpriz omiller gelebilir ama tabii ki yüksek ihtimal olan bu. Ee, Sivas Spor açısından tıpkı biraz önce Trabzon dediğim gibi, Sivas açısından daha önemli bir maç. Çünkü Sivaspor hedefi ne olacak? Biraz onu belirleyecek. Sivaspor yine Avrupa Ligi'ni kovalayacak gibi bu sezon ama geçen seneki gibi ritmini yakalayamadı. Çünkü Avrupa Ligi'nde çok hırpalandı, çok mücadele etti. Bir de şimdi 2-3 günde bir maç var. Sivaspor'un kadrosu da geçen seneye göre daha derin gibi görünse de İş yapma evet. olarak öyle değil. Kalite olmadı. olmadı o, o kadro. katkıyı veremedi. Devre arası yine Sivas'ta da <laughs> olacaktır. Ama beş yaş açısından tabii Gezal'ın durumu önemli. 9 maçta forma giydi Raşit Gezal. Henüz gol atamadı ama beş tane asisti var tabii. ki çok kıymetli. Derd yani gol yapma, yapma özelliğinden kastımız İngiltere Hı. günlerinden bahsediyoruz. Ya onu da yapmaya başlayınca tabi e, o, o, o özelliği var. farklı bir seviyeye çıkacaktır. Maç başına 1.2 şut atıyor Gezal. %74 pas isabet oranı var. Cezayirli Yıldız'ın. Yani hafta içi seansı vardı biliyorsun hmm. abi ligde. Ben Alanya maçını seyrettim. Hmm. O maçı tercih ettim yani gündüz maçları arasında. Malatya maçı. Alanya Malatya Çok maçı güzelmiş. mükemmel bir maç oldu. Çok güzel maç. Hani gittili geldi, bir bire geldikten sonra Malatya 2'ye 3'e gidiyordu. Döndü Alanya'nın kaçırdığı goller. Babakar ne attı ya? Ya izlerken... Oraya vurdu biliyor musun? Oraya be? vurdu. Hmm. Oraya vurdu. Bir de golü güzelleştiren detay direğe çarpıp tabi yan ağlara doğru gitmesi. Top yan ağlardayken kaleci atladı. O detayı fark ettin mi bilmiyorum ama. Aklıma Euro 2008 geldi. Arşevi'nin golü müydü? Hayır. Çek Cumhuriyeti maçı Ömer. Saldırıyoruz. Ha, Nihat, Nihat Kahveci'nin golü. Ha Nihat bir, Kahveci. Bir, bir offside <laughs> taktiği. Nihat aldığı ayağını... Yok şey, offside Rıdvan Hoca'nın. <laughs> Bitirelim şu işi. 3 çarptı aşağı indi ya. Onu, o geldi aklıma. Niye geldi bilmiyorum işte. Bir anda yani. o evet. detay geldi. Bitirelim şu çok, işi. Çok çok iyi golcüydü yalnız Nihat Kahveci. İyi Geçen hafta da bizim programımızdaydı. da Kon, selam olsun. Çok seviyoruz kendisini. Ee, bir yanda aklıma o geldi Neyse. Alanya'da maça dönebiliriz. Dönelim. <laughs> Reklam. <Reklamlardan gülüyor> Alanya'nın e, yani Alanya için tehlike bence şu. Çok gitti geldi maçlar oynamaya başladılar. Hı -hı. Yani kaybedebilecekleri seviyeye de geliyor artık karşılaşmalar. Yani puan kaybına çok yatkın maçlar olmaya başladı Alanya Spor adına ki Gaziantep'te formu böyle giden bir takım ya. Yani. Çağdaş Atan'ın yerinde olsa ya yani bu maça ben bir puan yazarım. Çünkü yenilmemesi lazım alayını. Yani buraları minimum hasarla, hasarla atlatması lazım. Antep'e karşı alınacak bir puan en azından Fenerbahçe'nin bay geçti hafta da iyidir diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Ağzına sağlık abi. Eyvallah bitti program. Bitirdik. Ee, yeni yılın kutlu olsun senin de. O arada bir programımız yok mu? Bilmiyorum işte. Sen bunu düşünürken kapatıyoruz. Hoşçakalın. <laughs>